Şimdi Özgür Özel, yani bu iddiaların sahibi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili şu anda telefon attığımızda. Özgür Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz dünden beri sizin açıklamalarınızı bekliyoruz. Bütün muhabirlerimizle, habercilerimizle birlikte. Çok önemli açıklamalar yaptınız, çok önemli iddialarda bulundunuz bugün. Biz de yayının başından beri bunu konuşuyoruz. Durum vahim ama bu vehamet karşısında hem İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar hem de mesela AKP'li Bülent Turan'dan gelen açıklamaları size sormak istiyorum. Bir de tabii ki suçlamaların bir kısmını yönelttiğiniz Emin Şen'den gelen mesajlar. Öncelikle Bülent Turan'ı sormak istiyorum. Halk arasında tırt mı derler, daha fare doğurdu mu derler. Sizin gündemi sabote ettiğinizi söylüyor mesela. Ne diyeceksiniz? Bülent Turan demek ki konunun muhatabı Süleyman Soylu olunca daha ciddi iddialar bekliyormuş. Daha fare doğurdu ne demek? Bu fare ise Bülent Turan'ın beklediği daha nedir? Yani Bülent Turan Süleyman Soylu'da nasıl bir suç potansiyeli görmektedir ki bu kadar ağır ithamlar, bu kadar ağır suçlamalar, bu kadar net kanıtlar bile Bülent Turan'a fare gelmektedir. O Süleyman Soylu'nun farenin kaç misli bir dağ olduğunu düşünmektedir. Ve Süleyman Soylu'ya nasıl bir suç potansiyeli atfetmektedir. Özgür Özel haklı o kadar ciddi pekat sorular soruyor ki bir şey demek istiyor Özgür Özel. Çok çok önemli bir çatışmayı ve ayrışmayı aslında işaret ediyor. Öyle mi Özgür? Evet. Ya, yani şöyle, şimdi Bülent Turan bugün meclise geldi. Dedi ki, ya bunu düz bir basın açıklamasıyla mı yapsaydın dedi bana. Ondan sonra dedim niye? Ya dedi, beklentiyi çok yükselttin. Ardından istifa gelir diye bekleniyordu dedi. Ya Norm, ben de dedim ki bu herhangi bir ülkede istifa zaten dedim bunun sonucu. Yani siz kamu kaynaklarıyla troll beslediğini herhangi bir ülkenin, yani 3. dünya ülkelerinde bile istifa getirir. Düşünün, kıta Avrupa'sında bunun 50'de biri istifa getiriyor. Yani mesela siz bakanın, sosyal medya danışmanının bu kadar ihaleler falan değil de bakanlık bütçesinden seyahat ettiği öğrenirse bakan istifa eder. Çünkü kişisel son günler, son açıklamalar, ben bakanın 2010'dan beri sosyal medya danışmanıyım, şahsi danışmanıyım diyor falan. Tabii hepsinin gerçek dışı olduğunu anlatırım. Ama Bülent Turan mesela bundan daha büyüğünü bekliyormuş. Düşünsenize, zaten AKP içindeki kamplaşma, yarılma, ben bugün söyledim. O kısmını konuştunuz, konuşmadınız bilmiyorum. Bir de çok pardon, yani siz soruyu sorar sormaz ben cevabı da aldım ama Barış Pehlivan'ın sesini duydum. Beklerken Fikret Bile'yi duydum. Evet. Programın formatı gereği can kakışımın orada olduğunu tahmin ediyorum. Başka kimler var bilmiyorum. Stüdyodaki herkese selamlar. Ben merhabalar. Günler sonra meclis biraz önce kapandı. Yoldayım. O yüzden de bir Zoom imkanı evet falan da yok. Can kakışım burada. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selim Temurci burada. Kendileri evet, de Ebabil ve biliyorsunuz Pelikanlardan epey çektiler. Takip ettim. Evet. Aynı zamanda Gamze Pamuk Hanım burada. O parti meclisinde görev yapmıştık Gamze Hanım'la da. Herkese çok selamlar. Böyle paldır küldür konuya girdik. Ama şunu söyleyeyim. AK Parti içinde şöyle bir durum var. Bugün söyledim. AK Parti'den en çok tebrik aldığım konu şu. Ebabil ne yapar diyorum. Lut kavmini taşlar. Lut kavmini işte perişan eder. Bizi Lut kavmi görüyor. Ama Ebabil, AK Parti'nin Ebabilleri değil dedim. Sarayın Ebabili de değil. Bunlar sadece Soylu'nun Ebabili. Ve örneğin bu Ebabil kuşları için Damat Albayrak'ta Lut kavminin bir üyesidir. Mesela bu Ebabil kuşları için Meclis Başkanı Şentop'ta, biz hiç siyaseten anlaşamıyoruz ama bu Ebabil ordusu Şentop'a da dünya kadar itibar suikastı yaptı. Mustafa Şentop'a saldıran Ebabiller bu Ebabiller. Ve yani ne hazindir ki meclisin başkanına ya da önceki göreviyle anacaksak Anayasa Komisyonu üyesine önce sonra başkanına saldıranlar maaşı, parayı
İçişleri Bakanlığı'ndan, öncesinde Çalışma Bakanlığı'ndan alıyorlardı. Yani onun yarattığı kaynak sağlıyordu. Damat Albayrak'a saldıran, onu itibarsızlaştıran Ebabil ordusu, Damat Albayrak'ı da benim gibi Lut Kami'nin bir üyesi olarak görüyordu. Yani bunlar, kimse şöyle düşünmesin, bugün de söyledim. Ya sosyal medya kirli bir alan, çok troll ordusu var. Bu da bizim troll ordusu. Yok kardeşim. Bu kirli Süleyman'ın troll ordusu. Bu Fotoruman Süleyman'ın troll ordusu. Bu namıyla müsemma Suç İşleri Bakanı'nın troll ordusu. Yarın Tayyip Erdoğan görevden alsın. Tayyip Erdoğan'a itibar suikastı yapacaklar. Yarın MHP buna mesafe koysun. MHP ile ilgili bilgileri bunlar açıklayacaklar. Bunlar Süleyman Soylu kimi tut derse onu tutarlar, kimi yut derse onu yutarlar, kimi ısır derse onu ısırırlar. Bu Ebabil de öyledir. Tabii Ebabil'in kontrolündeki yan dallardan birisi olan işte İBB Kandil ordusu da öyledir. O diğer, bugün de ifşa ettiğim diğerleri de öyledir. Bunlar da ordunun kurmay başkanı Emin Şen'dir, ordunun komutanı Süleyman Soylu'dur. Ordunun ayrı ayrı ordu komutanları var. Onları da bölge bölge önümüzdeki günlerde açıklarız. İşte Gaziantep'ten geliyor, İzmir'den geliyor, birçok yerden geliyor. Hatta biz halen daha yani bu dosyanın alıyoruz. Devamı var, onu mu anlıyoruz Özgür Bey? Dosyanın devamı bugünden itibaren oluşmaya tekrar başladı. Ayakkabı numaralarını da açıklarsa. Gaziantep'ten, İzmir'den. Ayakkabı numaralarını da açıklarsa diyor Sayın Selim Temurci. Ya şöyle, tabii biz öyle hani şu noktadayız. Herkesi ayakkabı numarasıyla tehdit eden birilerinin ayakkabı numarasına kadar teröristleri biliyoruz diye söyleyen, bizleri de tehdit eden birilerinin biz de tüm numaralarını biliyoruz. Yani şüphesiz bu topraklarda yaşayan Müslümanlar, inançlı Müslümanlar şöyle söyler. Ayettir, biz size şart damarınız kadar yakınız. Doğru. Biz de Süleyman Soylu'ya çatlayan ar damarı kadar yakınız. Evet. Ve onu yani böyle her şey kontrolünde, her yere korku salıyor falan. Biz de onu çok yakından takip ediyoruz. Hani sizin sorularınıza olanak tanıyayım. Ama bu bilgilere nereden ulaşıyorsunuz derseniz çok kısa söyleyeyim. Evet. Bu bilgilere biz şöyle ulaştık. Sayın Genel Başkan geçen sene troll ordularından ve hepsini bildiğinden bahsedip kandırılan gençler var dedi. Bu troll ordularında görev alanlar suç işliyorsunuz hepinizi biliyoruz. Bundan vazgeçin dedi. Bugün bizim o 8000 kişilik troll ordusundan bahsetmiyorum. Onları yöneten 25 kişilik kapalı gruptan bu kadar sağlıklı bilgi almamız, ya ben bunun suç olduğunu bilmiyordum, bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum. İktidar değiştiğinde öyle bir şey hissettim ki çok ciddi soruşturmalar açılacak. Ben bundan üzüntü duyduğumu ifade etsem beni affeder misiniz diyen bir troll başı, troll çavuşu. Bakın. Trollerin Genelkurmay Başkanı emrinde çalışan bir troll başından, troll çavuşundan, troll komutanından bahsediyor. Biz de dedik ki kendisine, kardeşim bundan önce yaptıkların elbet suç. Ama bu suçu sana işletenleri ifşa edersen biz senden değil ondan şikayetçi oluruz. Ve bunun üzerine kendisi bugün bizim puzzle'ın parçalarını birleştirirken ben ebabillerin ne ettiğini biliyordum. Ebabillerin ne yiyip içtiğini de bu şirketin, limited şirketin aldığı ihalelerden takip ediyordum. Ama bu ebabillerin nasıl organize edildiğini kapalı 25 kişilik yönetici ordusunda onu görmüyordum. Onu gösterdi. Biz bundan sonra çavuşla değil Kurmay Başkanı'yla ve Ordu Komutanı'nın uğraşırız. Eğer bu itibar suikastları için kendisine de dedik. Hakaret, iftira, şikayete bağlı suçtur. Biz senden şikayetçi olmayacağız dedik. Teminatını kendisine verdik. Tabii
kamuya karşı içlenen suçlarda belki olabilir ama burada da artık bunu suç olduğunu öğrendikten sonra böyle davranıyor olması o arkadaşımızı elbette ki koruyor. En azından bir CHP'li hiçbir siyasetçi ondan değil, onu azmettirenlerden şikayetçi olacağız. Ama çorap söküğü böyle başladı. Kemal Bey'in nasıl bürokrasiye demişti, bundan sonra şu tarihten sonra eğer böyle yaparsanız olur, yoksa şeybe çözülme başladı. Trolistan'da da çözülme böyle başladı. Tabii o arkadaşın beni ilişkilendirdiği, bizleri ilişkilendirdiği çok farklı gruplarda gizli derken kapalı iletişim kanallarında, mesela şimdi o arkadaşın grubunu kapatmayı tartışıyorlar, biz de tartışmayı da sağ olsunlar izliyoruz, çok komik. Özgür. Kapatmayalım diyorlar. Evet. Ne gerek var, zaten içimizdeki ajan hepimizin ismini, resmini okumuştur. Ajanı bulalım, çıkaralım. Kısa bir tartışmadan sonra yolumuza devam edelim. Kapatırsak bunu da yayınlarlar diyorlar. Evet. Özgür Bey, Barış'ın bir sorusu olacak. 5 dakikamız var reklama. Tabii buyurun. Kusura bakmayın ben. Buyurun. Özgür Bey, özetle şöyle. Sizin ismini açıkladığınız Emin Şen'in Süleyman Soylu'nun çok eskiden beri tanıdığı sağ kolu olduğunu artık İçişleri Bakanlığı da zaten kabul etti. Sürekli Sayın Şen, Sayın Şen, Sayın Emin Şen diye bir açıklama yayınladılar. Şimdi düşünün, o kadar sayın bir kişi ki bu sizin açıkladığınız Emin Şen, eski tweetleri ortaya çıktı. O Sayın Emin Şen, yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sayın Emin Şen'inin eski tweetlerinde şunlar yazıyor. Anıtkabir 2023'te yakılacak. Bir. İkinci tweet. Fethullah Gülen gelecek. Birlikte Kemalist terör örgütünün eylemlerini seyredeceğiz. Şimdi bu kadar bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'nın sayın 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 dediği, devletin bu kadar para verdiği, bizim vergilerimizi verdiği kişi trollük yapmasının dışında Kemalist terör örgütü Anıtkabir 2023'te yakılacak gibi tweetleriyle şu an ortaya çıktı, sildiler bu tweetleri ve hesabı. Nasıl yorumlamak gerekiyor? Böylesi provokatif tweetleri bugün başkası atsa başına ne gelirdi? Süleyman Soylu ne yapardı? O polislerin şu an operasyon yapması lazım değil mi? Ne dersiniz? Şimdi şöyle, ben de T24'te bu tweetlerle ilgili bir şeyi yayına bağlanmadan biraz önce retweet etmiştim. Ve ondan hemen önce de şey okudum. Genç tweetlerin basın açıklamasını. Şunu söyleyeyim. Biz bu arkadaşı Süleyman Soylu'yla ne kadar eski tanışıyor diye baktığımızda 2013'ten bir fotoğraf gördük. Ve 2013'ten biraz daha gidince 2012-2011'de genç tweetlerle irtibatını gördük. Daha da geriye gidince bu arkadaşın, eminim senin bütün paylaşımlarını gördük. Zaten ben onu inşa ettiğimde kendisi bütün sosyal medya hesaplarını ya kapattı ya askıya aldı. Yani tabii dün biz bu şeyi söylerken, hani ben dedim ya, bunu açıklayacağım ama bu ortamda yarın vadeli bir şey söyleyince başına ne gelir bilinmez. Orada bu arkadaşlar bu meseleyi benim Süleyman Soylu'yla ilgili bir işte son günlerde yaşanan bu siyasi cinayet ve Ülke Ocakları Başkanı'nla ilgili bir bağlantıyı açıklayacağımı düşünerek ve işte silahlı saldırı, tehdit falan bunu düşünerek bunlar rahatlamışlar, hiç kendi üstlerine almamışlar. Biz de zaten bunun olmasını istiyorduk. Yani hem bugüne ilgiyi yoğunlaştırmak istiyorduk, hem de Emin Şen kendini rahat istiyorduk. Telegram hesabı rahat yazışsın istiyorduk. Son ana kadar onları takip ettik ve Emin Şen'in sosyal medya hesabındaki geçmişte yaptığı bütün paylaşımlar elimizde var. Hatta dikkat ettiyseniz ben Emin açıklamalarımı yaptım. Basın toplantısı yaparken yukarıda CHP grup sularında İçişleri Bakanlığı'nın ekran görüntüleri kaydediliyordu. Ve apar topar neleri sildiklerini ve neleri, zaten bunu bekliyorduk yani, bu bilgileri silmelerini falan. Emin Şen'e buradan sesleniyorum. Senin hakkında attığım tüm tweetler, tüm paylaşımlar elimizde. Hiçbir şey karartamazsın.
ve Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Sen utanmadan, sıkılmadan 10 Kasım'da Cumhurbaşkanı'nın arkasında Anıtkabir'de yürüdün 2022 10 Kasım'da. Bir sonraki 10 Kasım'da o Anıtkabir'in yıkılmış olacağını tarif eden kişi senin en yakının ve ona bugün daha sahip çıkıyorsun. Birazcık şeref, birazcık ahir, birazcık namus varsa İçişleri Bakanı bu dakika istifa eder. Evet. Özgür Bey, Özgür Bey, benden bıktınız artık biliyorum ama ben sizden bir 10 dakika rica edeceğim. Çünkü benim sorum var size. CHP'yi suçluyor, CHP'li belediyeleri suçluyor. O da küllüm yalan. Yani... Ama benim reklama gitmem lazım. Sizi bir 10 dakika sonra tekrar arasam, bir 5 dakika bize bağlansanız olur mu? Şu yüzden olur. Biz reklam almazsanız belediye kaynaklarıyla, İçişleri Bakanlığı kaynaklarıyla finanse oldukları için hem meşru, vergilendirilen, kamu tarafından izlememizi sağlayan reklamları izleyelim sonra devam edelim diyorum. Peki. Bağlanacak. Bağlanacağız çünkü bana ses kopuk kopuk geliyor. 10 dakika sonra sizdeyiz Özgür Bey. Teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gidelim.